Aha peşin para. Yüzde kovalamak yok, çek yok, senet yok. Figis ödüyoruz. Vallahi piyasada bu parayı verecek bir tane daha kasetçi yaşamıyor Abuzer abi ya. Yok böyle bir şey. Anlaşıldı değil abi. He? Ne diyorsun? Yo, bir şey diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Abi iki dişimin arasına maydanoz parçası sıkıştı, ona sebep diyemiyorum. Maydanoz dedim de hatırıma geldi. Bu maydanoz çok faydalı bir şeydir ha. Mide, nüans, mideye okşayıcı. Mideye iyi gelir yani. Bu arada Taşlanlı Mustafa'nın iki bestesi de bizden. Betafa yani. Onun da parasını ödemiş yani. Hangileriymiş onlar? Biri kız kaşların kara mı? Ötekisi de köprübaşı gültiken. Köprübaşı gültiken. Siz de gelip beni öpen. He? Ulan bu fiyata kaset yapan kat değil mi? Benim satıştan yüzden bunun iki katı be. Abi sen %10'un peşinden mi koşacaksın ya? Al fikis paranı bak keyfen. Yüzde kaçı benim diye neye yorulacaksın sen abi ya? Fikis al fikis. Ne diyorsun Abdu? Bunlar aslında iyi adamlar. İstersen bu seferlik böyle olsun. Yani şimdi bunun üzerine bir 100.000 dolar daha koymayak mı? Kurban olayım. Yanarız. Abuzer abi yani en son mümkünü budur şerefsizim. Ulan libitiniz ne libitiniz? Sonra dedemişsiniz. Allah inandırsın bu yazdığını sattı. Ben de marinedeki tekneyi sattım. Ulan tekne senin neyine? Yüzme bileyim mi? Yo. Yok tekneden düşse geberir ha. Diye hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bize bir kaset olur inşallah. İnşallah abi. Tapon listesinin başına geçer ha. İnşallah abi. İnşallah. Gel. Şu çantanın içine ayıklayıver. Kabuğunu ayrı koy Abdo. Hayırlı olsun. Hayırlı işlerde kullanırsan. İnşallah Abdullah. İnşallah Abdo. Ani. Abuzer Bey'in orada muhabbeti bitince kap gel olur mu? Fuat Bey'in onunla konuşacak önemli bir meselesi var. Söyle. İnşallah programı yoran değildir. Gelir, gelir. Biz çağıracağız, o gelecek. Ben bir bakalım da Siyah geri dönem. Ay şu pazar ilavesinde bir kere de ben çıkayım ne olur. Ben çıktım ya kıskanıyor. Bak bikini giyerim, tanga giyerim. Paşadan çıkarken bir Sibyan'la öpüşürüm ne olur canım ne olur. Tamam tamam canım ben sizi sonra ararım. Ha inşallah. Bu Abuzer hergelesiyle ben de daha tanışmadım. Şu bizim... Japon hayrı var, plakçı. Evet. Ona dedim. Açılışa gelsin dedim, kalktı geldi tabii. Tabii. Kapıda televizyoncular arakladı. Bizim derneğin konser için de araştırma yaptık. 30 milyar istedi. Mahalli bahanesi biz de bunu yardım için yapıyoruz. Şimdi 30 milyarı ona verirsek derneğe... 30 milyar ha? Evet. Vay it or it vay. Biz de ona bir ceza keselim. Ya şimdi Beşiktaşlıyım desem, Fenerbahçeliler darılıyor. Ya Fenerbahçeliyim desem Galatasaray'ı küstürürük. Hocam ben bir şey demeyeyim. Ben milli takımı tutayım, milli takımdanım tamam mı? Tamam. Hocam müsaade edin. Hayırdır? Hayır olsun. Buranın patronu seninle konuşmak istiyor. İyi gidelim. Anlaştık mı arkadaşlar? Tamam. Hadi tamam. Bakalım bakalım. Hayırlı işler. Hayırdır bir durum mu var? Ya herifi gözüme hiç tutmadı ha. Mafya mıdır ne poktur? Ya Japon hayli bunun için babadır dedi. Hadi gidelim, bir görelim babayı. Hoş geldin Abuzer kardeş. Hoş bulduk, hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı müşteriler versin. İnşallah, inşallah. Bak seni Fuat Bey'le tanıştırayım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Fuat Bey piyasamızın sevilen ağabeylerinden biridir. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de efendim. Fuat Beylerin bir dernek gecesi var. Hayır işi. Her şeyden para alınmaz değil mi? Öyle ya, tabii. Üyelerimiz sizi çok görmek istiyor. Geleceksiniz değil mi? Gelecek, gelecek. Nazmi abisi ondan bir şey isteyince kırmaz. Değil mi koçum? Senin emrin olur ağam. Emrin olur Nazmi ağa. O Nazmi senin kıçını yesin. Bir de babaymış. Ya onun babasının çanağına sıçan ben ha.
Bulmuş senin gibi enayileri, mafyalık taslığı. Ya Abdo, sana anlattım. Adam mafyaymış. Teşkilatı falan varmış. Sen tanımıyorsun ama herkes tanıyor. Babaymış. Yahu, her babaya eyvallah dersen, babayı yersin. Bak hocam, her gün gazetelerde resmin çıkıyor. Televizyonu ne vakit açsak seni gösteriyor. Ya o zaman adamlar diyor ki, bu adamda para çok, biraz da biz yolak. Ya abartma Allah aşkına. Ya nesini abartayım? Yarın öbür gün haraç ister bu kabahatler. Peki ne yapsaydım Abdo? Yani adama kafa mı tutsaydım? Senin konser davetine gelmiyorum mu deseydim? He öyle deseydin. Yani konser vermesen bu fış seni öldürecek mi? Bu adamlarla uğraşılmaz. Zaten şu proje bitsin, mafyanın da abuzerin de canı cehenneme. Kızıyorsun ama bu projeyi senden elbette gizlemeyeceğim. Şimdi söylemeyeceksin yani. Hayır, şimdi söylemeyeceğim. Ama nasıl olsa öğreneceksin. Herkes öğrenecek. Yani bu yazılı basında, görsel basında, işitsel basında yayınlanacak. Herkes öğrenecek. Bana bak Ersin. Bu bir keşif, bir icat falan mı yoksa? Elbette. Müthiş bir aşk makinesi icat ediyorum. Düğmesine dokununca karşı taraftaki kız görüşemiyoruz diye kızmıyor. Evet hayatım, görüşmesek de olur. Önemli olan sevmek diyor, değil mi? Elbette. Ay, çok şerefsin. Elbette. Senin şu makine herhalde görüşemeyenlere, ayrı kalanlara, hasret çekenlere birebir. Öyle mi? He ya, öyle oluyor. Nasıl, bu taklit ama değil mi? Pek de yapamam ama elbette, öyle oluyor diyorlar ya onlar. Güzel, her şey tamam. Ama sakın bana aşık taklidi yapma. Asla. Kutuşko, biz Semai'yle bir tuvalete gidiyoruz. Hele bir gecenin sonunda bu hayırlı geceyi bize düzenleyen Çerçöp Topluma Derneği'nin değerli üyelerine iyi bir alkış. Kesinlikle manyaksın. Kızım herkese rezil olursun. Herkesin ağzına sıçayım. Sanki burada hanım hanımcık oturanların hepsi. Hadi yürü gidelim. Peki ne diyeceksin? En kısa zamanda ye beni diyeceğim. Beni ye.